Şimdi MetaMask üzerinden sizlere yapabileceğiniz Yapmanız gereken bazı şeyleri söyleyeceğim. Birincisi sağ üstte baktığınızda bir tane profil resmi tarzında bir şey görürsünüz yuvarlak. Oraya tıkladığınızda arkadaşlar account bir yazar. Buradan açacağınız her diğer hesap başka bir metamask cüzdanıdır. Yani siz güvenmediğiniz bir yerde ekstra hesap oluşturup bağlantınız yani orayla bağlantıyı o hesap üzerinden kurabilirsiniz. Ana paranızın olduğu hesaptan çok paranızın olduğu hesaptan asla hiçbir yerle bağlantı kurmayacaksınız. Çok 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 güvenli yerler hariç. Bağlantı dediğim şey ne? Solda bir tane yer göreceksiniz arkadaşlar. Şu anda bağlanmadı yazıyor. Bunun mantığı şu. Metamask'i herhangi bir yerle bağlama seçeneği gelir zaten. Ya da siz tıklayıp buradaki bağlanmadı yazısının üstüne bir web3 projesi ise bir web3 sitesi ise buraya bağlantı kurabilirsiniz. Bu da o, o insanların, o projenin, o yazılımın sizle bağlantı kurması demek sizin cüzdanınızdaki işlemleri onaylaması vesaire demek. Eğer güvenilmediğiniz yani arka planında kötü niyetli işler olan bir yerle siz bağlantı kurarsanız sizin cüzdanınızdaki parayı çekebiliyorlar. Bu yüzden atıyorum 10 bin dolarınız varken bin dolarlık bir projeye girecekseniz bir tane metamask cüzdanı daha oradan hemen sağ üstte hesap oluştur açın ona o parayı aktarın oradan girin. Bunun dışında arkadaşlar yukarıda bir tane ethereum mainnet yazan bir yer göreceksiniz. Bunlar bizim ağlarımız. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Metamask o kadar geniş ki hem ethereum ağı dediğimiz bir yer var. Ethereum'la işlem yapıyoruz. Etherle, yapılan Ether işlem yapılan Ether'i bilmeyen yoktur zaten. Hem Smart Chain var bu Binance Smart Chain ve Binance'in kendi token'ı BNB ile işlem yapıyor. İşte Matic ağı var vesaire. Bunları eklemesi çok kolay. Buradan Ethereum mainnet yerine tıklıyoruz. A ekle diyoruz. Önümüze ağ adı, zincir kimliği vesaire gibi yerler geliyor. Bunların çözümü çok kolay. Google'a hangi ağı eklemek istiyorsanız. Tabii ki bu ağ olması gerekiyor. Olup olmadığında Google'a yazıp bakabilirsiniz. Örnek üzerinden gidelim. Binance. BNB, Binance Smart Network alanından. Ben Google'a geliyorum. Binance Smart Chain Network ya da Binance Smart Chain Metamask bağlama vesaire bir şey yazıyorum. Önüme direkt bir sürü kaynak geliyor arkadaşlar. Giriyorum bir tane kaynağa. Burada bizim önümüze işte network adına ne yazacağız? RPC kısmına ne yazacağız? Zincir kimliğine ne yazacağız? Sembolü ne yazacağız? Hepsi çıkıyor. Buradakileri kopyalıyoruz. A adı kısmına vesaire hepsini olduğu yerlere yapıştırıp kaydet diyoruz arkadaşlar. Biz bunu yaptığımız bastığımızda yeni ağımız açılıyor. Mevzu bu kadar basit arkadaşlar. Ve siz bir parayı yollarken hangi ağ üzerinden yollarsanız o ağdan para gider. Yani siz örnek veriyorum Metamask'e BNB atacaksanız bile BSC network'ünü kullanmanız gerekiyor. O ağla atmanız gerekiyor ki para buraya düşsün. Eğer Ethereum tarafından atarsanız paranız kaybolmaz yine Ethereum tarafına gelir. Ama sizin Ethereum tarafına gelip tokenları içe aktar deyip aşağıdan buradan BNB'nin yani BSC'nin tokenını buraya eklemeniz gerekir. Burada görürsünüz. Onu da buradan kolay kolay geri aktaramazsınız. Ethereum'a dönüştürmeniz, geri aktarmanız gerekir. Bir sürü fee ödersiniz, uğraşırsınız. O yüzden network'ünüz ve attığınız paranı nereye attığınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Bunları bu arada kafanızı karıştırmasın. Teorik bilgi olarak anlatıyorum. Bunlar böyle bilmeniz gereken şeyler değil. Çünkü çok basitçe söyleyeceğim. Biz hiçbir yere para atmayacağız. Biz sadece para çekeceğiz ve arkadaşlar MetaMask'in size çok güzel bir olayını söylüyorum. Son olayı da bu. Yukarıda gördüğünüz account 1 yazan yerde bir tane cüzdan adresi var. Üzerine geldiğinizde direkt pan panoya kopyala der. Bunu kopyalayıp herhangi bir yere yapıştırırsanız aynı Binance sitesinde gördüğünüz cüzdanın aynı sayı uzantısında bir şey görürsünüz. Bu ne demek? Sizin IBAN adresiniz. Ne dedim? Eğer siz kullanacak sanız bir parayı aktif olarak projelerde vesaire bir para kullanacaksanız onu Metamask'e çekeceksiniz. Ya da Solana ağında Phantom'a çekeceksiniz. Eğer direkt olarak Ethereum ağından size para gelecekse aynı şekilde aynı uzantı sayısıyla attığınız Binance'dan attığınız kod da çalışır. Peki siz bir projeden whitelist kazandınız. Whitelist ne demek? Size öncelik tanıyorlar. VIP oluyorsunuz gibi bir mantık. Bu bazı yerlerde çok ciddi paralar anlamına geliyor bedavadan. Bazı yerlerde de çok da önemli olmaya biliyor Projenin büyüklüğüne göre değişiyor. Bazen whitelistlerin değeri gerçekten çok yüksek oluyor arkadaşlar. Neyse whitelist kazanıyorsunuz ya da x bir token kazanıyorsunuz. Atıyorum Decentraland diye bir tane proje var. Mana coin'inin projesi. Siz oradan mana kazandınız. Bunu Metamask'e almanız Binance'e almanızdan daha güvenli. Çünkü bazen bazı coin'lerin Binance'te karşılığı olmayabiliyor. Merkeziyetsiz borsalarda karşılığı oluyor. Siz onu Binance'e çektiğinizde ya çok ciddi uğraşırsınız bunu bir yere getirmek için tekrar toparlamak için ya da direkt bütün kazandığınız token çöp olur. White listinizde çöp olur. O yüzden tekrardan bu bilgiyi de geçeyim. Metamask mevzusu da bu kadar.